Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda yine ikinci vize ile alakalı bir soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Bu sefer açık sistemlerde nasıl entropi analizi, ikinci yasa analizi yaparız? Bununla alakalı bir soru çözeceğiz. Şimdi buradaki cihazımız türbin cihazı arkadaşlar. Türbinlerde birinci yasa analizlerinden hatırlayacağınız üzere daha önce derslerini yapmıştık. Türbinler iç enerjisi, entalpisi yüksek bir akışkanı alır. Bu akışkanı içerisinde kullanarak ona iş yaptırır, bu türbini döndürür, türbinin kanatçıklarını işte şaftını döndürür. Bundan bir güç elde eder. Bu güç elde ettikten sonra da işte kullandığı akışkanı dışarı atar. Burada birinci yasa analizlerini yapmadan ikinci yasa analizlerini ne kadar entropi oluşturulduğunu, entropi generation'ı anlayamayız. O yüzden önce her zaman az önce bir önceki videomuzda çözdüğümüz soruyu hatırlarsanız önce birinci yasa analizini yaptık, sonra ikinci yasa analizine geçebildik. Çünkü bazı bilinmeyenler ancak birinci yasa analizinden gelecektir. Şimdi birinci yasa analizini yapalım bu sistem için. Ondan önce, geçmeden önce bir verilenlere bir göz atalım. Steam expands in a turbine. Bir türbin içerisinde genişliyor diyor. Yani genişlemesinin sebebi başlangıçta daha yoğunluğu yüksek olarak girecek. Sonradan bu yoğunluğu azalarak çıkacak. Steadily at a rate of 40,000 kilogram per hour. Şimdi m.dot'u bize 40 1, 2, 3 kilogram bölü saat olarak vermiş. Biz onu 3600'e bölersek saniye cinsinden elde ederiz. Şöyle diyelim. 3600 saniye diyelim. Buradan kilogram bölü saniye cinsinden neymiş onu hesaplarız. 40.000 bölü 3600. 11.1. 11.11. 11.11 kilogram bölü saniye. Tamam, şundan kurtulduk bir. Giriş değerlerini vermiş bize. P, I diyelim, inlet 8 megapascal, T inlet 500 derece. Sonra work generated dediğimiz W dot bize verilmiş. 8.2 megawatt yani çarpı 10 üzeri 3 kilowatt diyebilirsiniz. Başka 40 kilopascal çıkışı vermiş bize. P exit 40 kilopascal diyebiliriz. Şimdi bize başka ne diyor? Saturated vapor diyor. Saturated vapor diyorsa o zaman T E eşittir T sat diyeceğiz. Yani doymuş hale ulaştığı için bu basınçtaki doyma sıcaklığına bakacağım. Oradan direkt sıcaklığını hesaplayabileceğim. O zaman H değeri benim için çok önemli. H E ise direkt bu sıcaklık değerindeki H G diyebilirim. Çünkü doymuş buhar olarak çıkmış. O zaman HG diyebiliriz. Bakalım HG değeri neymiş tablodan. Bir de şuradaki HI değerini hesaplamam lazım. HI'ye bakmam lazım. Şimdi burada steam dediği için su buharı. Su buharı olduğundan dolayı su tablosuna bakmam gerekiyor. Evet. En başta kızgın halde girecek. Kızgın su buharı. Neymiş değerlerimiz? 8 megapascal 500 derece. Gel abi aşağı in azıcık. Şuraya gel. 8 megapascal diyor. 500 derece diyor. Şurası. Buradaki H değeri önemli benim için. H 3399,5. S de önemli. 3399,5. Şöyle yazalım. Çünkü entropi kısmında kullanacağım onu. S I diyorum. S I neymiş? 6.7266. Tamam, birimleri zaten şu kilojül bölü kilogram. Bu da kilojül bölü kilogram kelvin. Sonra kullanırız onu. Şimdilik yazmaya gerek yok. Yerimiz kalmamış. Sonra doyma tablosuna gideceğim. Doymuş su tablosu. Yok, yukarı biraz. Basınç tablosu. Evet, basıncı biliyorum çünkü 40 kilopascal olduğunu biliyorum. Evet. Geldim 40'a. Şu sıcaklığımızı yazalım. Bir en azından bilgi olmuş olsun. Hani kullanmayacağız ama 75.86 derece. HE değerimiz HG şuradaki doymuş buhar 2636.1. Şimdi bir de S dediğimiz entropinin exit değeri. Bu sefer yine SG'ye eşit olacak. Çünkü doymuş buhar demiş arkadaşlar. Doymuş buharsa oradaki SG. Eğer ki doymuş sıvı deseydi ki sıvı olarak doymuş sıvı olarak çıkmaz. Ancak şey olarak yani genelde termodinamik aplikasyonlarında bu ya doymuş buhar olarak çıkar veya kızgın buhar olarak çıkar. Üçüncü bir seçenek. Karışım olarak çıkar. Yani quality verir size. X eşittir 0.90 falan diye bir quality verir. Quality yani kuruluk derecesi.
Şimdi SGE'ye bakalım tablodan. SG 7.6691. 7.6691. Evet. Şimdi birinci yas analizini yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada ne kadar bir ısı kaybı olduğunu hesaplamam gerekecek. Isı kaybından şeye geçebileceğim. Ancak nereye geçebilirim? Entropi analizine, ikinci yas analizine oradan geçebilirim. Şimdi Q dot eksi work. Birinci yasa genel formülünü yazıyorum. M dot H2 eksi, daha doğrusu H eksi de eksi H1 diyelim. H. Şimdi burada sıcaklık değişimi falan olmadığı için sıcak, yani pardon. Kinetik enerji veya potansiyel enerji ile ilgili herhangi bir değişim olmadığı için onlar ihmal ediliyor. Sadece entalpi ile M dotla çözebileceğim bunu. H exit, H initial, yani inlet. Sonra tamam. Şimdi ben Q'yu arıyorum. O zaman Q dot eşittir diyorum. Şimdi şu work dot'un pozitif mi negatif mi olduğu çok önemli. Burada sistemin kendisi mi iş yapıyor yoksa kompresör gibi sisteme dışarıdan mı iş veriyorum? Eğer ki sistemin kendisi iş yapıyorsa buraya pozitif olarak koyarım. Yani 8.2 megawatt'ı olduğu gibi yerleştiririm. Bakın burada da negatif koymadım başına çünkü sistemin kendisi iş yapıyor. Kompresör oldu mu buraya negatif koyacağız. Onu aklınızda bulundurun. Eğer kompresörse işi dışarıdan bir etken yapıyorsa o zaman burada negatif olacaktı. Bu türbin olduğu için pozitif olduğu gibi koyacağım. Bunu sağ tarafa attığımda pozitif olarak atarım. Yani W dot olur. Plus M dot H E eksi H I. Şimdi bu da eşittir. 8 2 çarpı 10 üzeri 3 kilowatt. Sonra artı 11.11 kilogram bölü saniye çarpı H E eksi H I yapacağız. Şöyle diyelim. H E eksi H I. Şunu bir alalım. Yer yetmedi. Aşağı alacağım. Evet, şöyle geldik. Şuraya koydum abi. HE eksi HI değerlerini de yerlerine koyalım. HE değerimiz 2636.1 kilojül bölü kilogram. Eksi başlangıç entalpimiz için 3399.5. Evet. Burada kilojül... kilogramlar sadeleşir. Kilojül bölü saniye de kilovattır arkadaşlar. Yani birimler aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi geldim şuraya. 8.2 çarpı 10 üzeri 3 artı 11.11 çarpı 2636.1 eksi 3399.5 eksi 281.37. Evet, şimdi burada bu tablodan ne anlıyoruz? Negatif bir değer geldi. Yani ısı kaybı olduğunu anladım. Aslında ne oluyor? Şöyle gelin birinci yasa analizine yakından bakalım. Q dot eksi W eşittir M dot H E eksi H I. Şimdi şu kısım başlangıçta elimde olan, yani ekonomi dersi gibi düşünün. Başlangıçta cebimde olan param, tamam mı? Bu paranın belli bir kısmını iş yapmak için kullanıyorum. Direkt verimi %100 olmayacağı için, yani tamamını istediğim amaca gitmeyeceğinden dolayı belli bir para da verimsiz olarak boş yere gidiyor arkadaşlar. Q dediğimiz ısı kaybına yol açıyor. O yüzden şuraya baktığımızda negatif, eğer ki bu sıfır olsaydı, Q sıfır olsaydı, elimdeki paramın tamamını, elimdeki bulunan enerjinin, varım yoğum neyse bunun hepsini işte kullanabilecektim. Yani buradan maksimum verimi alacaktım. Ama burada belli bir kısmını ısıya kaptırdık. Tam yalıtımlı olmayacağından dolayı belli bir kayıp olacaktır arkadaşlar. Burada da eksi 281.37 kilovat olarak görmüş olduk ısı kaybını. Şimdi bu aşamadan sonra artık geriye entropy generation kısmı kalıyor. Genel bir formülümüz var entropy generation ile ilgili. O da şu şekilde. M dot S exit eksi S inlet. Bu kütle transferi ile entropi aktarımı diyelim.
entropi aktarımı ifade eder. Ama burada inleti sağ almam gerekecek. Çünkü ne kadar artmış ona bakacağım. Yani giriş eksi çıkış. O yüzden burada tam tersi oluyor. Girişi sola alıyorum. Ne kadar kütle transferiyle içeriye entropim girdi. Sonra plus S dot gen diyorum. Zaten bunu soruyor arkadaşlar. Bu da entropi oluşumu, entropi oluşumu diyelim. Ne kadar sistemde entropi oluşturduk? Bu eşittir delta S dot sistem. Yani sistemdeki entropi farkını verecektir arkadaşlar. Delta S sistem diyelim. Daha doğrusu oranını verecektir. Çünkü bu bölü saniye. Kilowatt bir cinsinden olacağı için entropi değişim oranı diyebiliriz. Yani rate formatında bölü saniye olduğu için. Evet, bu da sistemdeki entropi değişim oranı olacak arkadaşlar. Kilowatt bölü Kelvin cinsinden hesaplamamız gerekecek. Şimdi buradaki delta S sistem dediğimiz sistemdeki entropi değişimi de Q formülünden hesaplanabilir arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şurası Q bölü, Q dot bölü T sur dediğimiz surrounding yani çevre. Çevre sıcaklığı. Q dotu T sura bölerseniz arkadaşlar şu delta S sistemi hesaplayabilirsiniz. O zaman S geni yalnız bırakacak olursak S gen eşittir. Eksi M dot S inlet eksi S exit. Şu aynen bunu karşıya attım. Bu pozitif olduğu gibi kaldı. Yani artı Q dot Yani Q dot bölü T sur diyelim. Şimdi değerlerimizi yerine yazalım. Eksi M dediğimiz şey eksi 11.11 kilogram bölü saniye. SI eksi SE değerlerimizi hesaplamıştık. 7.6691 eksi neydi diğer değerimiz? 6.7266 6.7266. Bunun şeyi birimi ise kilojül bölü kilogram Kelvin. Şunu aşağı alalım. Şimdi şu kısmın birimine bakalım arkadaşlar. Kilogram kilogramı götürdü. Kilojül bölü saniye kilowatt. Kilowatt bölü Kelvin. Zaten bizden istenilen birim o. Kilowatt bölü Kelvin. Şimdi şuraya artı diyorum. Q dot'u hesaplamıştık. Eksi 280 1.37 kilowatt bölü Kelvin. Şimdi T suru da bize vermesi lazım. Assume the surrounding medium is at 25 centigrade degree. Celsius degree. Yani 25 derece olarak al diyor ama Kelvin'e çevirmem lazım. 25 artı 273 şura kilowatt, burası da Kelvin. Yine kilowatt bölü Kelvin cinsinden bir şey elde edeceğim. Şöyle gösterelim. Buradan sonucu elde ederiz arkadaşlar. İkisi de kilowatt bölü Kelvin. Eğer ki soruda size T suru vermezse çevre sıcaklığını oda sıcaklığı olarak assume edebilirsiniz. Yani o şekilde varsayabilirsiniz. 66.91 eksi 6.70 72.66 artı dedik. Parantez şeyi açtık. Eksi 281.37 aşağı geldim. 25 artı 273 eşittir dedim. Eksi 11.41 eksi 11 hatta 42'ye yakın. 42 mega değil kilo watt bölü Kelvin. Evet arkadaşlar böylelikle bu soruyu tamamlamış olduk. Bu soru kritik bir soru. Açık sistemlerde entropi analizinin nasıl yapılacağıyla ilgili çok güzel bir örnek. Buraya türbin değil de başka bir şey koyarsanız sadece birinci yasa analizi değişiyor. Yani birinci yasa analizinden Q'yu çıkarttıktan sonra şurası yine aynı kalıyor arkadaşlar. Veya ideal gaz olsaydı S farklarını ideal gazın özel formülüyle kullanacaktım. Ama ana yapı yine hep aynı. O yüzden birinci yasa analizlerinde her türlü cihazı analiz edebiliyorsanız kompresöründen pompasına vesaire hepsine işte kısılma vanaları vesaire. O zaman şu kısmı sadece anlıyorsanız her türlü sistemi ikinci yasa analizini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince farklı örneklerde yapmaya çalışacağım. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.